Bismillahirrahmanirrahim. Aşko çarpılacaktı. Yemin ediyorum bugün videoda çarpılmamız an meselesidir aşko. Çünkü bugün öyle bir video seçtim ki, öyle bir video aklıma geldi ki. Nereden geldi bilmiyorum. Ama biliyorsunuz ki 4 Şubat geçti. Aa, geliyor diyorum bir de utanmadan. 4 Şubat geliyor. 4 Şubat benim YouTube kanalımı açtığım, video koydum değil. Açtım ama hiçbir şey yapmadım tarih. O yüzden dedim ki aşko, 4 Şubat günü geçtiği için Allah kahretsin. 4 Şubat'ta yayınlansa güzel olabilirdi ama aşko, ben gerizekalı, aptal, üşengeç, mal bir karınca yiyen olduğum için aşko, maalesef o tarihlerde yüklenmeyen videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız aşko, biliyorsunuz ki şimdi ciddi konuşayım. Önerilerinizden biri Mika, kendi rezilliklerini bir izlemek ister misin? Ne haldesin bir gör istersen. Ben normalde videolarını çok izlemiyorum. Yani başkasını... Bir tane kanala gittim zaten. O videomu bile yarısına kadar izleyemedim. Çünkü kendi sesime dayanamıyorum diyormuşum. Just kidding. Aşkım, zorlamaya gerek yok diye düşünen. Neyse, bugün dedim ki bari videoda hangi video ola ki? Hangi videoda büyük yedim aşkım? Hangi videoda beni paramparça edip köpek gibi ortaya atıp saldırdılar? Hangi videoda ben en büyük lincimi yedim? O videoyu izleyelim dedim. Hem sizin de hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Çünkü bu aptallıklara başladığım milat olabilir. İlk makyaj videom, hayır canım, ben ilk makyaj videosunu yüklemiştim. Bu ilk makyaj ve facia videom aşko. Şimdi girl, neyse aşko, videoya geçiyoruz, uzatmayacağım. Kısacası aşko, kefen makyajını izleyeceğiz. Ben izleyeceğim, siz yanında göreceksiniz. Bakalım neler demişim, ben aşırı korkuyorum bu arada. Çünkü ben çok dengesiz biriyim ve kefen makyajından önce de şimdi sihirli kelimeleri yazıyorum, nalet olsun. YouTube'un en naletli kelimeleri, Mika Raun kefen makyajı. Allah kahretsin. Bir de en üstte arananlarda. Neden acaba? Neyse aşkım, öncelikle bir şöyle söyleyeyim. Kefen makyajının anısı bende büyüktür. Kefen makyajı ilk büyük lincimi, hatta böyle kanalımın kanserli içeriklerinin en başında gelir. Çok korkuyorum. Çünkü kendimi bilmiyorum yani. Ben orada aşkım kendimi kaybetmişim. Şimdiden sizi uyarıyorum. Yeni izleyecekler olan. Tamamen kendinizi açın hayatım. Bir şey beklemeyin. Linç minç bir daha asla kaldıramam. Beni sinirlendirmeyin aşko. O yüzden gördüm. Ha, derseniz ki başlıktan ben anladım. Burada bir şeylik dönüyor. Ben 2-3 sahne hatırlıyorum. Böyle sayfalarda paylaşılmış. Önüme hala düşen. Facia facia şeyler. Bazı böyle korkunç espriler. O yüzden aşkım, kendinizi hazırlayın. Yeniden bir dinleyici falan görmek istemiyorum. Neyse aşkım, başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim, kahvemi aldım. Bayılırsam falan ayılayım diye. Ay Allah. Hello, hello, hello. Luces, cámaras, acción. Ben geldim. Bak, ay şimdi bir şey kabul edelim. Bu benim ilk korona döneminde ilk evde çektiğim videom. Ben aslında bayağı bırakacaktım aşk olayı. Çünkü biz stüdyoda çekiyorduk ve ben stüdyoda çekme olayını sevmemiştim. Beni çok germişti. Hala öyle mesela. Stüdyoda çekmek istiyorlar bizimkiler. İstemiyorum. Diyorum ki evde çekmek istiyorum. Geriliyorum, anladın mı? Bir de yani sabah hazırlanıyorsun ve o kadar iğrenç bir şey ki stüdyoda çekmek. Okey, izleyenler için hoşuna gidebilir sizin aşkım. Hazırlıkta falan böyle güzel ışıklar, arkası beyaz. Gayet güzel bir toplantı. Ama yani kanser oluyordum, kanser. O makyaj malzemelerini çantaya koy, stüdyoda da bırakmak istemiyordum. Bırakmıyordum yani, pintiyimdir. Yani aşkım bilmiyorum, bir korkunçtu sabah köründe. Ta o stüdyoya gitmek beynimi bulandırıyordu. Dekora hazırlanmış gelmişim. Burası da bir şey. Bakar mısınız aşkım, gülmül alıyorum ağzıma. Dua edin, başka bir şey almıyorum. Önümde tamam. Yeni nesil anime. 21. yüzyılın yeni neslinin akılları yerinden eden melankolik kraliçesi, Lolita filminin yeni başrol karakteri, ben. Ben geldim. Yeni septumumla, okey. Ben şimdi aşkım bir şey söyleyeyim. Büyük ihtimalle bu videodan önce ben bir gitmişim aşkım. Bana bir gelmişler. Bir şeyler olmuş. Çünkü nereden aldın? Tokaları falan buraya takmışım. Aşkım kıyamam ya. Kendimi çok severim bu arada. Asla utanmıyorum. Ben hiçbir şeyimden utanmam. Jilet gibiyim. Sadece söylediğim şeyler. Yani nasıl denir bilmiyorum ama aşko, bildiğin bir bıçak fırlatıyorum. Yani öyle sözler ediyorum ki. Kendi kararımı verdiğim, kendi fikrim. Kendi aldığım kararlardan ötürü.
Hazır koronadan binlerce ölüm veriyorken, binlerce ceset çıkarıyorken ben dedim ki güzel bir kefen makyajı yapmalıyım. Ben nasıl kefenimle son yolculuğuma gideceğim? Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tanrım. Ben asla sahnede boya giymem ki. Şimdi diyeceksiniz ki arka planına ne oldu? Bu Maya olayı bu arada burada Ece Seçkin'e de satmaya çalışmışım büyük ihtimalle. Ececiğim. Ece ne ya? Şey görmüştüm o zaman, hatırlıyorum. Sabah uyanmıştım. Biraz da şey mi gideyim aşko. Ve haberlerde şey gördüm. Ece Seçkin Hadise'ye şey diyordu. İşte eleştiriliyordu. Hadise nasıl giyiniyor falan filan diyordu. Ve Ece Seçkin şey diyor. Ben sahnede asla maya giymem. Buna hala akılımdır bu arada. Neredesin? Bu ses ne? Bu ışık ne? Bu ne peyret? Bu nasıl salata turşusu muydu bilmiyorum. Lahana turşusu da olabilir. Ne oldu? Burası benim yeni evim, yeni odam. Kocaman bir odam var. Ev turu çekeceğiz. Şimdi yeni odamda olduğum için bu videomu da ve ben ev turunu çekip, Allah bela versin, tam bir gerizekalıyım. Ev turu çekip ev turunun da evimin adresini verdim, biliyor musun? Şu an ev turu niye yok derseniz, evimin adresini vermiştim. 2 hafta sonra videoyu kaldırdık çünkü evime bastılar aşko. Yeni odamda olmasını istedim. Hazır arkası cennet gibi bembeyazken ve ben bu kadar güzel, etkileyici, bakireyken bu odada çekebiliriz dedim. Burası makyaj telefonu falan filan her neyse. Ev turu geldiğinde bunu söylerim. Kısaca şöyle bir açıklama yapmış olayım. Neden başlayalım? Bu arada kokumu soranlar olmuş. Ben bana dediler ki cennete giderken nasıl kokmak istersin? Ben de hemen tabii. Birincisi peygamberimiz öyle koktuğu için ben de etkileyici bir giriş yapmak isterim cennete. Bu yüzden gül kokusu. Hemen açıyorum. Kutusunu yana bir yere bırakıyorsunuz. Allah eminim ki belki Allah'ın gözü yoksa tövbe tövbe çarpılacağım. Gül kokusunu alarak iyi çarpılacağımı farkındaymışım hiç değilse. Hazreti Bey, Hazreti Muhammed'in geldiğini düşünebilir. Veya Hazreti Muhammed onun gibi gül koktuğumuz için bize ufak bir kıyak geçebilir. O yüzden her zaman gül kokusunu yanında bulundurmuş. Kendimi çok seviyorum. No. Gözümü Royal Paris'in şu Infallible Concealer 24 saat pomade. Hala aynı. Pomade ile yapacağım. Pomat mıydı? Paint coat. Paint coat aynen. Ha, pomat aynı şey. Kelimelere takılmaya gerek yok. Önce gözümün üzerine göz makyajına başlayacağım için bununla parmağımla, fırçayla kullanmayı sevmiyorum ben bunu. Parmağımla çıkartacağım. Bu tarafa tamam. Bakıyorum. Büyük ihtimalle fırça yok gözümüzde. Kalite kullandım. Şimdi süngerle şöyle hafif bir üzerinden geçiyorum. Ki o ışık, bir de bu video benim. Allah'ım kahretsin, ne yalan. Kendi başıma bir bok yemişim, şu halime bakayamam. Aşko bu video benim bu eve ilk taşındığım, korona dönemi çıkmıştı ve ben Beşiktaş'tan buraya dönmüştüm. İlk direkt tuttuğum evimdi ve evin bir sürü işi var. Çok yoğunum. Ustalarla uğraşıyorum. Ama video koymak istiyorum bir yerden de. Veya işte arkadaşım falan koy falan diyor, o zaman şey yaptım arkadaşım. Ve bir de bu şeyde ışıkta falan hiçbir şey yok. Sadece kamera yanımda. Allah kahretsin. Şey otursun oraya. Ya bu concealer, yani şu Royal Paris'in bahsettiğim, tam göz üstüne, göz makyajının altına sürülecek yapıda bir şey. Yani böyle gözünüzün altına bence çok kalın kalır. Yani gün içinde rahat edemeyebilirsiniz. Sabit bir şekilde durmasını ve jilet gibi durmasını seviyorum. O yüzden sonra ilk olarak göz fara geçiyoruz. Şöyle Biolis markasının bir paleti var. Onun turuncu rengini çok seviyorum. Bu paletteki turuncu en favori turuncum olabilir. Palet böyle. Şunun ağzına sıçmışım. Ne yapıyorum? Alıyorum fırçamı. Şöyle Flormar'ın karıştırma fırçasıyla, dağıtma fırçasıyla tüm gözüme geçeceğim ben turuncuyu. Turuncuyu alıyorum. Gözüme geçiyorum. Benim bir arkadaşım vardı, gerizekalı.
Dün şeydeydik. Bu yeni bir adamla tanıştı. Adamla böyle köpek falan besliyor. Bayağı köpekleri seviyor ama nasıl köpekler biliyor musunuz? Kocaman. Bilin bakalım kimden bahsediyoruz. Ezgi Allah belanı versin, iyi dinleyin. Köpekler. Küçük köpekler değil. Bu beyinsiz arkadaşım da adını vermeyeyim. Adını çünkü vereceğim için ikide bir ondan bahsediyorsunuz diyorlar bana. Ağzına sıçtıklarım. Sanki farklı, ben sanki 30 kişiye takılıyorum normal hayatta da. İkide bir ondan bahsediyorum, şimdi lafa bak. Bir de şey, neyse ben konuyu atlamayayım. İşte adam da dedi ki ben böyle işte hobilerim seviyor musunuz falan. Benim bu gerizekalı arkadaşım da evet işte seviyorum bilmem ne dedi. Akşam da bir şeyler yapalım. Biz tabii şeyde oturduğumuz için kasaba gibi bir yer, küçük bir yerde oturuyoruz. İstanbul'dan bir tık uzak. Şimdi oturduğum yerde söyleyeceğim ama komik kaşarları. Oraya da şey yapacaklar. Oraya da bir bisik bulacaklar. Güzel turuncu bir fan yaptık. Neyse işte adamla dedik ki işte buluşalım bilmem ne. Bu da ki tamam tabii olur bilmem ne. Ama buluşmak da yani öyle sevgili kafasında değil. Bir şey itiraf edeyim. Ya bunu söyleyeceğim. Tabii o zamanlar şeydi de. Yine de söylemek istiyorum. Edit bok gibi ya. Korkunç. O arkadaki müzik. Yani farı 30 bin. Yani. Bir de bu arada bu linç olayı benim şey vardı. Burada söylüyorum ya işte gül suyu olayı. Linç olayı oradan başlıyor. Biri orayı kesiyor. Nereye? Bir yere koyuyordu. Tam hatırlamıyorum. Twitter'da olabilir, TikTok'ta olabilir. Gül suyu olayını koyuyor ve orada ben şey diyorum ya, gül suyunu koyup Hazreti Muhammed sana bilir Allah film veya işte Hazreti Muhammed gibi kokup etkileyici bir giriş yapabilirim diyorum. Ve oradan linç olayı başlıyor aşkım ve sonra insanlar şey olayı başlıyor. Bu video ya aşkım Allah kahretsin. Tuttum yani. Öyle böyle değildi bunun şeyse. Bir SS alanlar vardı. Ekran görüntüsü. Çünkü kefen bak psikolojim bozulmuş. Diğeri. Bir de videonun içeriğinden bir sürü video alınan vardı. Yani aşk o gelen vurdu giden vurdu. Geçirdiler üst üste. Ama ilk şey görmüştüm. Armağan Bey'de de söylüyorum. Ama ilk şey görmüştüm. Gece 2-3'te Ezgi beni aradı. Dedi ki bir Twitter'a bak istersen dedi. Girdim ve Twitter Mikaron Kefendi hashtag. Gittik. Neyse işte. Herif de köpeğini getir. Ama sen köpek gerizekalı Ezgi'yi gör. Ezgi'nin kucağına bir atla. Ezgi böyle yapıyor. Ay! Ay köpek! Orada adama bir rezil oldum. Ama var ya ben böyleyim. Allah belanı versin Ezgi. Bir şey diyeceğim de o adam benim arkadaşımın bokunu yesin aşko. Ne yaptın ya? Herife dedin ki onu seviyorum, bunu seviyorum. Herif de şok oldu adam ya. O kadar dedi ki köpek seviyordu. Bilmem ne yapıyor bu salak. Kafasına girdi. Akşam adam bizimle bir yarım saat sürü siktirdi. Ezgi diyorum Ezgi cidden bayağı hayvan sever misin? Cidden bayağı korkmadın köpekten. Bayağı iyiydin yani. Salak arkadaşım benim. Ben şu an hafif bir turun. Geçişi gördünüz ya. Ezgi'nin çok böyle huyu var aşkım. Yani sürekli Allah kahretsin. Bak bu bende de vardı bir dönem. Yok ettim. Karşındakiye ilişkiye başlamadan önce yalan söyleme olayı. Çünkü artık baktım ki aşkım ben boka batıyordum. Çünkü her böyle başladığım ilişkimin sonu kötü bitiyordu. Yalanla başladım. Dedim ki Mika dedim. Sıçtın artık bırak dedim aşkım. Zaten dedim doğruyla başlarsan doğruyla biter. Bilirsiniz ki gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır aşkım. Her zaman da boka net sıçmışızdır. Asla hiç tutmadı o. Tutturana da helal olsun. Mesela bir tane 30 yıllık arkadaşım, 30 yıllık arkadaşım da 3 yıllık, 30 ne? Yuh Allah kahretsin ben 18-19 yaşındayım daha. Yani 3 yıllık çıkan arkadaşım vardı mesela. Kızın sevgilisini şöyle oluyor. Çocuk kıza full yalan söyler her şeyini ama. Aile durumunu, oturduğu yeri, maddi durumunu, kitap okumasını, her şey yalan çocuğun. Okulu dahi yalan. Ama 3 yıllık ilişkileri güzel gitmişti. Dedim ki çocuğa helal olsun. 3 yıl boyunca nasıl götürdün? İşte gerçek üstad aşko. Ben ise fail olmuşum. Turunculuk geçtim. Onun dışında fazla göz makyajı yapmayacağım zaten. Öteki dünyaya gidiyoruz sonuçta. Allah bize demesin. Ay bu kim? O yüzden Allah'ın bu kim demesini istemediğimiz için şeyin
Ne bu? Duba'nın şöyle bir palet var. Bu paleti bir tek videoda kullanıyorum. Üzerine yakışıklı bir abimizi koyduk, böyle bir palet. Oradan şu Matt Lopez rengini alıyorum. Ve o turunculuğun şuralarına onu geçiyorum. Yine aynı karıştırma fırçasıyla, çünkü renk geçişi olmasını istiyorum. Aynı karıştırma fırçasıyla yapmamın nedeni ne biliyor musunuz? Çünkü fırçaları unutmuşum. O eve yeni taşındım ya. Aynı karıştırma fırçası, bahaneye bak. Aynı karıştırma fırçası yapıyorum çünkü renklerin karışmasını istiyorum. Gerizekalı, Allah belanı versin. Üst farımız bu kadardı. Sonra yüzümüzü nemlendirmiştik ve zaten bazlamıştık. Ne yapıyoruz? Göz makyajımızın bu tarafından hariç fondötenimizi geçiyoruz. Bu dünyanın en iğrenç fondöteni. O dönem niye böyle bir şey kullanmışım bilmiyorum. Büyük ihtimalle ucuz ürün önerme kafasındayım yine. İğrenç, almayın, iğrenç. Bunun concealer'ını da öneriyor millet. Ben bazı videolarımda güzel falan demiştim. İğrenç aşkım, almayın. Hem concealer'ını hem fondöteni. Bunu illa ki her kanalda görmüşsün. Fondöten bir süre sonra kuruyor falan yüzünü. Zahmet görüyorum, pompası böyle leş gibi kocaman bir fondöten. Şimdi fondöten fırçasıyla uygulayacağım fondöteni. Normalde sünger kullanırdım ki hepiniz biliyorsunuz, sen dersin Mika sünger kullanıyor mesela, şimdi niye fırçaya geçtin? Fırçaya alışmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim biraz. Resmen çünkü ben çok süngerciyimdir fondötende. Ama bu aralar fırçaya alışmaya çalışıyorum. Ama fırçayla sürdükten sonra eski alışkanlıktır. Süngerle de üzerinden gidiyorum. Ya yani öteki dünyaya giderken 30 kat fondöten sürmeniz gerekebilir. Çünkü yani öteki dünyada daima aynı kalacağımız için 30 kat fondötenli kalmış olacağız. Bu da öteki dünyada sürekli cildimizin jilet gibi, hangi marka kullandığınıza bağlı tabii. Bu arada okey, ben lince falan gülüyorum. Ama linçler çok büyüktü. Yani böyle size nasıl söyleyeyim biliyor musun Aşko? Yani ben yazılanları hakkında gördüğümde zaten hiçbir şekilde bana kurşunluk sen değmiyordu. Ama yani öyle şeyler vardı ki yani böyle size anlatamam. Bir de çok fazla kişi ve çok büyüktü, anladın? Ben şok geçirmiştim. Çünkü o zaman daha bu böyle bir şey çıkacağını hiç beklememişim. Çünkü diyorum ki yani yani kafasındayım. Ama Aşko... Ama aşk olsun. Bir Allah bilir, bir ben bilirim o gece o tweet'ten gelene. Kanınıza yardımcı olacak. Evet. İçin fondötenimizi sürdükten sonra Revelation, az önce fondöteni sürdüğüm şeyin bu concealer'ını geçiyorum gözlerimin altına. Luces, kameras, aksiyon. Ve o zamanlar Latince çalışıyormuşum. Bu da çok ortada. Gözümüz altına sabit değilim ki. Öteki dünyada demesin. Cebrail aleyhisselam. Bu ne kız? Ne yaptın gözünden? Demesin yani. Cebrail efendimize ne diyeceğiz? Ben aşko teker falan içmişim belli ki. Bu yok yani. Bu olacak iş değil. Bu aşko poşetin içine valeyi. Bu başka bir şey. Bu direkt aşkım, kökten yemişim ben. Allah'u le... ne denirdi? Çok yanlış şey söylüyordum. Yani... Peygamberimiz bizi... Konsilörüm orada ne diyeceğim. Konsilörünü görse daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben gelincik gibi olmuşken bu beyaz kombinimle. Bu aralar insanların hepsinden nefret ediyorum. Neden bilmiyorum ama bu aralar insanların hepsi bana yılan gibi geliyor. Dün, şimdi izler belki, yakın arkadaşımın benim yarın doğum günü. Bu videoyu yüklediğimde tabii olmuyor, geçmiş oluyor. Arkadaşım yeni tanıştığı bir tane çocukla kutlayacakmış doğum gününü. Bu hepinizin tanıdığı yakın arkadaşım var. Hepinizin kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Hala aynı konu ve çok haklı çıktım. Ondan sonra nelerle, ben yine çok haklıydım. Her zamanki gibi. Biliyorsunuz aşkım, bir laf vardır. Bilmiyorum, aklıma gelmedi. Ama bokla ilgili bir laf var aşkım yine.
yok yani ben yine haklıydım. Gerizekalı arkadaşım aptal ol aptal. Nasıl bir hataya bulaştığını gördü. İnanabiliyor musunuz? 10 yıldır tanıştığın arkadaşınla... Bu arada böyle insanlar varsa arkadaşlarınız aşkım Allah onların belasını versin. En yakın arkadaşına değil bir tane kürdandan bir şey bulmuş. Allah belanı gerizekalılar. Kutlayamadı benle. Ama değil. Çünkü bir ayrıldılar. Haftalık tanıştın. Şuraya bakar koyun. Bir haftalık tanıdın. Pezevengin biriyle doğum gününü kutlayacaksın. Sana yazıklar olsun. Sana diyeceğim bir şey yok. Kefeninle makyajsız göndermezsem seni öldüğünde ben bu halimle kefen makyajımla gideceğim. Prensesler gibi arkamdan Call Me Hit Me One More Time Britney Spears fantezisiyle gideceğim öteki dünyaya. Tabutumun da öyle taşınmasını istiyorum. Belki Lady Gaga olarak. Lady Gaga olarak ne? Lady Gaga şarkısı çalarak gideceğim. Bunu Allah bilir. Ama bu yakın arkadaşıma bir çift lafım var. Bu kadar mı sik düşkün oldunuz? Helal ha? Be. Bu kadar mı? Yatırma. Ah belam. Arkadaşımı çok seviyorum bu arada. Ben... Bir şey diyeceğim aşko şimdi falan dedim. Tövbe yarabbim ya Resulullah. Ama yani yok yani bu başka bu budur yani budur aşkım. Yakın arkadaşını bırakıp gidip bir tane bokluyla doğum günü kutlamazsın. Bir de ayrıldın işte Allah ne yapacağını biliyor çok şükür. Siz de tanıyorsunuz zaten ama. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Bu şerefsizin biriyle doğum günü kutlamak istediği gerekçesini değiştirmez. Değiştirmez. Motherfucking wrong. Crazy Kukukan. O zamanlarda bizim bir tavsiye. Ondur. Videoyu editleyen arkadaşın Allah belasını. Şimdi Betan White'in şu kontür stiliyle hafif bir kontür yapacağım. Kontürden çok Allah abancam. Bakire Meryem Bakire Meryem gibi. İyi ki beni aşkım o zamanlar, ya şu an tabii kullandığım ürünün en kalitesi dünyada belli ama bunlar cık, yok yani ya. Okey yani uygun fiyatlı olarak belki ama korkunç ya. Yani yüzüncü, neyse girmek istemiyorum bu konulara. Taze, fresh bir görüntü istiyorum. Sen kontürümü şöyle hafif. Eskiden kontür manyağıydım. Şimdi çok farklı. Aynen. Bunun için seninle geçeceğiz. Şu var. O burun kontürlerinizi doğru dürüst yapın. Hayır 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 hayır. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kendi burun kontürümü yamuk yapın. Bir de demiyor ki aşkım burun kontürü sen mi önce düzelt. Resim Melulu aynısı kırılmışsa aynısı kullanın. O burun kontürlerinizi doğru dürüst yapın. Gitmiş bir tane kontür yapmış burnuna. Burnu yanağında. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yeter artık. Kamerayı düşürecektim. Ay Allah'ım sen koru. Yüzümüzü kontürlüyoruz. Sinirlendim. Al buradan başla. Yüzümüzü kontürledikten sonra yani belirli hatları kontürledikten sonra yüzümü sabitleyeceğim, sabitleyivereceğim. Neyle sabitleyeceğim? Fitmin'in şu pudrasıyla. Tüm yüzümü sabitleyeceğim. Göz altı falan şöyle yapacağım. Daha sonra göz makyajının alt kısmını yapacağım. Göz makyajını ben bir tarafı yapmıyorum. Bir tarafı yapan eşek varsa da yapmasın. Göz altım için harikayım bu arada. Şöyle ince uçlu bir fırça. Yine The Balm'ın paletinden Nick Lopez rengi. Birincisi eğlenceli bir video. Çünkü farklı bir içerik. Böylesi yok. Böylesi görülmemiş aşkım. Eğlenceli bir video söylediklerime en önemlisi de. Ama aşkım keşke mukbang yapsaymışsın. Geçeceğim. Bu kadar. Sonra az önce kullandığım karıştırma fırçamı alıp
karıştırma fırçamı alıp yeniden böyle farımı dağıtacağım. Gözümün üzerinde çünkü böyle geçişli durmasını istiyorum falan. Tam durmasını istemiyorum. Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım geliyor. Damarım atmaya başladı yemin ediyorum. Küçük bir fırça alayım. Küçük de değil. Aslında küçük fırça. Şöyle bir fırça. Bu fırçayla da yüzümün diğer taraflarını hafif belirleştiriyorum. Dediğim gibi kontrol fazla şey tutmak istemiyorum. Daha çok Allah'a bakacağım. Çünkü bakire ve Latin gözükmeliyim. Amerikan rüyası çekeceğim. Call me. Sonra yüz kontrolümü belirledikten sonra kaşlarımı sabitleyeceğim. Önce şu kalemle. Kalem. Fırça. Fırçayla kaşlarımı yukarıya kaldıracağım. Daha sonra sabitleyeceğim. Look like a fish. Look like a fish. Like a snake. Like a snake. Like a snake. Like a snake ne demek biliyor musun? Ya yılan gibi. Kıvrıl. 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 Allah'ım kolumdaki bu ağırlıkta ne? Aa, o zaman çünkü hatırlıyorum o bilekliği. Hangi bileklik olduğunu bence herkes biliyor. O bana hediye gelmişti. Yine olsa yine yaparım aşkım. Bir sıfır yine aynı bileklikten olmasaydı. Çok şükür var. Olmasaydı yine gösterirdim. Size tavsiyem, Allah'ın karşısına gittiğinizde Ece Seçkin'e hadiseyi sorduklarında biliyorsunuz kaşlarımı sabitliyorum. Ne demiş? Ben asla sahnede ayak giymem. Allah günahlarımı bana sorduğunda diyecek ki kulum bunları yapmışsın izletecek. Ki bundan %100 eminim. Diyeceğim ki ay bu da mı günah? Ay sen var ya. Mikaraun, sen aşkım. Aşkım. Kendi ağzıma sıçsam. Kendimi tebrik ederim aşkım. Ama zaten hayatım bundan özetleniyorum. Kendi ağzıma sıçıyorum. Ay bu da mı günah? Allah ve her şey yediğimiz, içtiğimiz, sıçtığımız günahmış bizim falan diyeceğim yani. İnkar etmeye çalışacağım, zorlayacağım, direneceğim. Sonuna kadar direteceğim. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu biraz tuhaf bir soru. Ben geçen bir tane röportaj gördüm. Aşko. Ve şey soruyorlar işte. Bilim adamları araştırma yapmış işte. Günde mi kaç tane yalan söylüyoruz? Bilim adamları demiş ki günde 700 tane rahat fark etmeden yalan söylüyoruz. Bir şey yalan günahsa. Bir de benim bunun bir de 700'ü 5'le çarparsak. Çünkü aşko ben daha fazla yalan söyledim düşünüyorum. Ayrıca o zaman ben boku yedim. Onlar sayılıyor mu acaba yoksa bilinçli söylediklerimi bilmiyorum. Çok karışık Cem, oldu. Günah. Allah'ım ben yapmadım falan diye. Ama. Bu arada bu benden beklenir. Tövbe estağfurullah giderim. Ben başıma ortaya çıkana kadar kanıtlanana kadar ben devam ettim. Öteki dünyada da giderim derim ki Allah'ım yok böyle bir şey. Gelin görün ki buna kadar işe yarar bilemiyorum. Ama. Her zaman yediğim bokta yalan söylemeye, yalanım tutmadığımızda bayılmaya özen göstermişimdir. Yalanımı söylerim. Yalanı inandırana kadar her türlü dolabı çeviririm. En son bakarım. Bu bayılma mevzusu da ilkokulda keşfettiğim ve devam ettirdiğim konulardan bir tanesi aşkım. İlkokulda kalbim ağrıyor yalanı atmıştım hocaya. Ve onu bayağı bir devam ettirdim. En sonunda bu böyle ortaya çıkacaktı. Ben sınıfın ortasında yere bayılmıştım. Daha fazla anlatmayacağım ama aşkım düşün. En son artık yani. Çarem yoktur. Yapabileceğim bir şey yoktur. Bayılırım. Aynen yere düşerim. Ve uyandığımda nasıl olsa kimse bana bayı işte böyle bir bok öyle yedin. Öyle de oluyor vallahi. Bilmem ne diye sormayacak. Bana iyi davranmaya başlamış. Çünkü sağlık problemim var. Bir zahmet sormasınlar. Bayılmışım artık. Yani belli artık yardım istiyorum anladın mı? Bırak beni de öleyim. Göz pınarlarımızın parlak olması belki bir nevi oradaki ölüleri de kandırmamıza yardımcı olabilir. Mesela öldüm, gittim cehenneme. Güzel highlighter'ımı güzel sürersem cehennemdeki bir arkadaşıma benim cennetten geldiğim bir melek olduğumu inandırabilirim.
Anladınız mı? O yüzden göz pınarlarınızı yaydınız. Öteki dünyada ne görükmek lazım? Ne görükmek lazım ve nasıl görükmek lazım? Canlı, taze, genç, bakire, bakir, taze. Tam bir şey diyeceğim de bu ürünler niye bu ürünler? Niye bu ürünler anlamı versin? Aç mısın? Açıktan mısın? Niye bu ürünler? Şu an hatırlamıyorum yani. Niye bu ürünler? Biri mi zorluyordu beni? Aşkım Mika'm. Zorla tutuluyorsan ne olur göz möz kırıp twerk mwerk at. O zamanlar twerk de atmıyormuşsun. Neyim var? Onlardan biri. Bunun için allık abanıyoruz. Allık sevmediğim için göz farı olarak üretilmiş ama ben allık olarak kullanıyorum. Böyle bir fırça ile Beulis markasının şu renk. Şu renk şeysi var, farı var ve ben bunu allık olarak kullanacağım. O allığımı sürdükten sonra bir de Royal Paris şöyle Life is Peach diye bir pembe renk. Turuncu allığı var, onu da şöyle bir değdiriyorum. Highlight'ım falan sürdüm. Benden size bir öneri. Kirpiklerinizle böyle 30 saat boyunca kıvırın. Böyle bakın. Ay dur lan kirpiğim. Bu hala var. Hatta 50'ye kadar falan da sayıyorum aşkım. Niye bilmiyorum ama bu konuda bir problemim olduğu kesin. 30'a kadar sayın. 1. Ankara Flamingo Pavyon. Kirpiklerinizin cennette uzun süre yukarıda kalmasına yardımcı olacaktır. Rimel olarak önce şu mirili. Bir de ben YouTube, asıl olay şu ki ben YouTube kanalımı niye böyleyim şimdi açıklıyorum. YouTube kanalımı açmaya yakın, hatta YouTube kanalımı açmadan bir iki hafta önce benim ilişkim bitmişti. 2 yıllık. Onun bir de bir beyinsizliği var aşkım üzerinde, onu da ülkeye bir katın. Çünkü bir benim için büyük bir çarpışma yaşanmıştı, beynim durmuştu. Şimdi ben hatırlıyorum da. Çok seviyorum. Rimelini gözüme geçiyorum. İçim acıdı, ağlayacağım şimdi. Benim ayağım titriyor. Üzerine bir tane daha rimel var. Onu da şimdi göstereceğim. Onu geçiyorum. Geçtim. Onun üzerine de Maybelline'in şöyle ince yapılı bir rimeli var. O da bir tık daha yukarıya çeksin diye. Gözümün üzerine onu geçiyorum. Ne olacak anacığım? Aman. Devletten vergi mi yiyeceğiz? Ülkemize korona gelmiş. Derdimiz bu mu olsun? Bir de o zamanlar ya bu koronayla espri falan yapıyorum da o zamanlar şey düşüncesindeyim. Biz bu arada sokağa falan çıkıyoruz. Böyle bizden büyüklere yasak falan geliyor ve biz doğum günü vlogu çekiyoruz bu arada. O da var. Bir gün onu da izleriz inşallah. Edit sabrım giderse. O zamanlar bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk biz. Ben, arkadaşlarım, tüm Türkiye olarak bu kadar olacağını düşünmüyordum. Ki. Ama keşke düşünseydim. Dünyaya gittiğimizde güzelliklerimizin bize soracak tek şey var. Gözüm şu an. Gözüm o zaman. Dudak. Lip. Lipim içinde. Dur bakayım hangi rengi süresem. Lipim içinde şöyle Beulis'im bu da. Nakara çok Beulis kullandım. Beulis'in şöyle hafif. Elimle ama böyle değdirerek süreceğim. Tam sürmek istemiyorum. Çünkü dudaklarımın fresh gözükmesini istiyorum. Fix Plus'ım da. Tek kullandığım mükemmel ürün bu olabilir bu videoda. Dur bakayım. Yo, L'Oreal'ler de iyiydi. Yüzümü neyle yellediğimi gördünüz mü? Allah kahretsin, banka cüzdanıyla yelliyorum yüzümü. İyi ki fırçalardan daha kötü bir şey olduğunu fark ettim şu an. Makyajımız da sabitlediğimize göre. Büyük ihtimalle ben bunu niye yapmışım biliyor musun? Editçi onu keser fark eder diye. Şu halime bak aşkım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm aşkım Sezen Aksu. 4 ay önce. It's me, Valentina. Makyajım bu kadardı. Ben öteki dünyaya böyle hazırlanmayı düşünüyorum.
Bu arada derseniz ki, bu videoda şöyle söyleyeyim. Derseniz ki mikrofonun ikincisi gelsin. Eğer böyle bir dileğiniz olursa aşkım aşağıya yazın. Çünkü bu videonun ikisini çekmek isterim. Birincisi facia gözüküyor çünkü. Neyse aşkım aşağıya yazarsın. Bir cennette oturduğum için yeni evim ve yeni köşküm ve yeni gelecek vlog için bu makyajın uygun olduğunu düşünüyorum. Evimin adresini verdiğim videodan da bahsedeyim. Peki niye bu kadar dekor? Niye? Nereden çıkmış ki bu gül, o kıyafet? Şimdi mesela giyiyorum, sütme oturuyorum. Niye bu kadar dekor? Niye? Niye? Niye masajımı saldıracağım? Aşko. Ve bir şey diyemiyorum. Yani son düşüncelerin ne derseniz. Ya bu video çok şey olmuştu. Yok, hiçbir şeyden utanmıyorum. Bunu öncelikle bir söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Helal olsun. Aa, çatır çatır konuşmuşum aşkım. Neyse aşkım. Sizi kocaman öpüyorum. Bir videomu izlediğim, tepkilerimi gördüğüm bir video olmasını istedim. Yani çok tepki verdim mi bilmiyorum. Çünkü hiçbir farkım yok gibi gözüküyor. Hala aynı salaklıklara devam ediyorum. Normal hayatım işte. Neyse aşkım. Sizi kocaman öpüyorum girl. Biraz iticiyim ama bunu kabul ediyorum. Görüşürüz aşkım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsınız diye düşünüyorum. Hoşça kalın.